davasında karar verildi. Şimdi neydi suçlamalar? Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal da ilk başta aralarındaydı. Cenk Eren yine de arasında bulunduğu 34 kişi yargılanıyordu. 2013 yılında düzenlenen bir narkotik operasyonundan sonra bu davalar açılmıştı. Öncelikle uyuşturucu ticareti yapmaktan 5'er yıl hapis cezası verildi. Kime? Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da içinde olduğu bir gruba. Cenk Eren'e ise 7 yıl 6 aya varan bir ceza verilmişti. 6 yıl 3 aya düşürüldü. Madde daha farklı, daha ağır denerek. Şimdi dün bir haber geldi Ali abicik. Dün mahkeme vardı. Sonuçta 6 yıl dolup 7. yıla girmişken bu kararlara bu arada ünlüler itiraz etmişlerdi. Bir üst mahkemeye gitti bir önceki hapis cezalarına ve şimdi son karar. Şöyle diyor. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kurulan hükmün kaldırılmasına karar veriyor bir kere mahkeme ünlülerle ilgili. Sonra da 13 sanığın, bu ünlülerin de aralarında olduğu 13 sanığın her birine 10'ar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmediyor. Ve 5 yıl süreyle geri bırakılmasını hükmün kararlaştırılıyor. Durum bu Ali abicim. Sen ne dersin? Şimdi yargının verdiği karar saygıyla karşılamak gerekiyor. Ama yerel mahkemenin verdiği kararla üst mahkemenin verdiği karar arasında ciddi bir fark var. Yerel mahkeme uyuşturucu ticaretini de sabit gördü. Hı hı. Yani polisin dinlemelerinden, videolarından, tapelerden uyuşturucu bu kişilerin zaten narkotikçiler der ki her içici potansiyel satıcıdır. Sistem böyle kendini besler. Yani sadece kendine temin etmez, yeni kullanıcılar da yaratır diye. Orada da evlerde böyle bir partiler demeyeyim de toplantılarda kendine ve başkalarına da tedarik ettiği, satın aldığı, sattığı vaki. O kadar bir üst mahkeme bunu sabit görmedi bu suçu, suçu kaldırdı. Çünkü o suçu kaldırdığınız zaman ortada hapis cezası kalmıyor. Yani yatacak bir şey kalmıyor. Çünkü bu ünlülerden önce eskiden uyuşturucu içmek cezayı gerektirecek bir suç değildi. Hmm. Şimdi yasayla birlikte uyuşturucu içmek de hapis cezası gerektiriyor. Ama İlk olduğu için 10 ayla geçiştirmiş mahkeme. Sonuçta çok uzaması iyi bir şey değil. O insanların başında bir Damokles kılıcı gibi duruyordu. Umarım evet, bundan gelecek planı yapamıyordular. Hatırlarsan oyunculardan biri evlendim, çocuk yapmak istiyorum ama bu konuda bir yargı kararı nihayete ermediği için gelecek planları kuramıyorum diyordu. Gizem Karaca. Evet, Gizem Karaca. Şimdi en kötü karar kararsızlıktan bin katidir. Bir karar verdi mahkeme. Bunun sonrasında ne olur ne biter bu 5 yıl içerisinde bu insanlardan suç işleyen olur mu? O zaman bu operasyonu yapan narkotikçiler hala görevdeler mi yoksa FETÖ'cü diye gittiler mi bilmiyorum. Ama narkotikçiler bunu bir kan davası yapıp sürdürürse işlerinde yeniden başı belaya girecekler olabilir. Yani bu aldıkları cezayı da ertelenmeden yatabilir. Öyle bir tabloyla karşı karşıya gelebilir. Öz cümle diyeceğim o ki bu ülkede uyuşturucu nedeniyle en ağır cezayı, en ağır bedeli Deniz bir kişi Seki. Ödedi Deniz Seki. İnsan şunu diyesi geliyor. Deniz Seki'nin suçu neydi? Yani hani suçsuzdu manasında söylemiyorum evet. Ama bu geliyor. Yani aynı suçtan, aynı suç aynı. Üstelik şeyde Deniz Seki'de satıcılık yok, tedarik var. Yani ticari bir gelir elde etmiyor. Arkadaşlarına jest yapıyor. Arkadaşlarını da getirtiyor. İddia bu. Bu sabit görüldüğü için 3 yıl 5 ay mı ne
hapis cezası aldı. 2 yıldan fazla yattı. 2 defa cezaevine girdi. Şimdi aynı ülkede aynı suç ve üstelik bunlar içerisinde sentetik uyuşturucu yani cezası 2 kat daha artan madde kullananlar da çıktı. Cezaevinin kapısını görmediler. Yani bunu adalet diyorsanız evet adalet. Türkiye'de hukuk bu. Yani biz Ergenekon'da da gördük. 10 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılananlar beraat ettiler. Ay Erdem Gül, Enis Berberoğlu şeyden MİT tırlarından idam şeyle müebbetle yargılanıyordular. Bir mahkeme kararı çıktı. Yargılanmalarına gerek yok. Beraat dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ya dünkü iddialar deli saçmasıydı ya bugünkü karar aynı şekilde deli saçması. Yani bu kadar bir şeyi ortaya atacaksın. O insanlar yatacak, mağdur olacak. Bilmiyorum abi. Ya şimdi suç aynı. Bir kitabı yırtmak. Ben yırtıyorum. 3 sene yiyorum. Sabah yırtıyor aynı kitabı. Beraat ediyor. Ya o zaman bu adalet mi? Değil. Yani bugün yine bir haber böyle okudum. Böyle bir karar verilmiş. Buna da saygı göstermek lazım sonuçta. Ne? Çıkan sonuç bu. Ya saygı gösteriyorum ama itiraz ediyorum. Ha. Çelişkilerini de ortaya koyuyorum. Yani adaletin verdiği her kararı yani bir değerlendirdiğin zaman bir kamu vicdanı olarak ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu karar aldı. Dedik İstanbul seçimleri iptal. 11 üye var. 7'si iptal dedi, 4'ü hayır dedi. Onlar da hukukçu, onlar da hukukçu. Onlar da adalet için oy kullanıyor. 4'ü de adalet için oy kullanıyor. 7'si de. Ama aynı görüşte değiller. Yani hukuk pozitif bir bilim değil. Yoruma açık. Ama bir şey söyleyeyim, bu her şeyde var. Bir doktora git mesela bir hastalığınla ilgili. 2 tane ayrı tedavi yöntemi veriyorsa, 3'üncüye gelse o da başka bir tane veriyor. Yani... Hatta biri diyor ki öleceksin diyor, öbürü diyor ki yok bir şeyim diyor mesela. Filan yani. Uçurum bile tamam. Pozitif bilimdir tıp ama yoruma açıktır. Şey de öyle. Ama yani burada 2-2 daha 4. Ve bu bilimsel bir gerçek değişmez. Ama 2 artı 2 eşittir 5 ettiği, 2 artı 2'nin eşittir 3 ettiği de çok oluyor. Şimdi burada dün bütün ünlüler hazır bulundu avukatlarıyla beraber. Cenk Eren'in ifadesinden mahkemede Cenk Eren'in ifadesi düştü basına. Birkaç şey çizdim, hemen onu paylaşayım sizinle. Dedi ki yıllar önce yurt dışında bulunduysa da birkaç kez uyuşturucu kullanmayı denediğini anlatıyor ve diyor ki Türkiye'ye dönünce pişman olup utandım. Türkiye'de birkaç kez kullanmak için uyuşturucu madde temin etmeye çalıştım. Satıcı şahıslar bana uyuşturucu madde getirdiler. Ancak pişman oldum ve ellerindeki maddeyi almadım. Sonrasında tedavi olmak için doktora gittim ve tedavi oldum. Bana verilen ceza korkunçtu, çok üzüldüm. Benim annem ve ablam bu mahkemelerin sonucunu göremeden öldü. Sosyal medyada torbacı gibi, uyuşturucu satıcısı gibi linçlere uğradım. 6 senedir bunları yaşadım. Yoksa bu 6 sene çok önemli değil ama bu iftira çok ağır. Ben yurt dışında denedim, bunu da söylüyorum. Çok da pişmanım. Pişmanlığın ötesinde utanıyorum ama burada kullanmadım. Niyet ettim ama vazgeçtim. İstedim, getirdiler, almadım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum dedi. Yani abi geç gelen adalet de adalet değil. Yani değil mi bir tarafta? Tabii geç gelen adalet olunca şimdi ilk günkü polis ve mahkeme tutanaklarındaki detayları da insanlar unutuyorlar. Yani kusura bakma da o günkü yani polisin nasıl takip yaptığı, nasıl uyuşturucunun geldiği, o gün itiraz edilmeyen şeyler aradan 7 yıl geçince itiraz, ha pişmanlığına samimiyetle bulurum. Utanıyorum bile demiş yani. Ona hiçbir itirazım yok. Ama yani Türkiye'ye gelince kullanmadım, getirdiler reddettim, hayır dedim. Yani o günkü adliyeye yansıyan raporlar öyle demiyordu. Yani gir arşive bak. Biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Aletler bulunmuştu yani sadece uyuşturucu madde. Değil yani. Yani çok ağır buluyorum diyor. Evet ağır bulursun çünkü kullandığın şey sentetik. Yasa diyor ki esrarın cezası budur, kokainin budur. Bu kadar açık net. Yani kullanmayacaksın abi. Pişmansan
bu pişmanlığın evet 7 senede ortaya çıkınca insanlara zaafları çok büyük zarar verir. Uyuşturucu da en büyük zaaftır. Kimse kusura bakmasın. Kendine de zarar veriyor bu. Büyük zararı kendine veriyor. Çağatay Ulusoy da her yeni projeye başlayacağında ya davası sonuçlanacak, projesi iptal olacak, diziden ayrılacak dedikoduları oluyordu. Kariyeri bir nefes alır mı şimdi? Tabii canım yani şey o bekleme süreci falan çok korkunç şeyler psikolojisi. Hepsi. Abi 7 yılda bir uyuşturucu davası biter mi? Şu anda da tamamen bitmiş değil. İstememek için de karar verildi ama onun da bir temiz yolu vardır mutlaka. Yani 7 yıl. Tık tık yargılanacak bitecek. Kullanıyor mu kullanıyor. Kullanmıyor. Beraat. Kullanıyor mu evet. Cezası bu tık. Bu kadar basit. Uzattıkça evet. Yargıçlar değişiyor. Kararı verenler değişiyor. O insanlar 7 yılda kariyerlerinde bir gelişme sağlamışlar. O kariyerlerindeki gelişmenin devam edebilmesi için önlerini görmeleri lazım. Önlerini göremiyorlar. Önleri bulanık. Ha bunlar da sadece yargının geçişlemesinin faturasını onlar ödemiyor. Türkiye'de çok insan ödüyor. Geç gelen adalet adalet midir? Geç gelen adalet adalettir ama adaletin gelmesi lazım. Peki şimdi yani bir genç nişanlısını bir düğüne giderken bugün gazetelerin birinde gördüm. Anlaşamıyorlar. Darp ediyor, bir yere sokuyor. Orada dövüyor. 20 küsür gün rapor alıyor kız. Yargılanıyor. Mahkeme darptan suçlu görmüyor. Hürriyeti tehdit alıkoymadan yargılanmasına karar veriyor. Ve beraat ettiriyor. Yani kız o kadar dayağı havadan uzaydan yedi. Hava basıncından yedi. Ya böyle bir yargı olur mu? Böyle bir adalet olur mu? Ya 20 küsür gün rapor alması demek bir kişinin bu dayağı atanın hapise girmesi demektir. Girmiyor abi. İki kişiyi öldüren 3,5 yılda çıkmış. 4 kişiyi öldürdü. Çıktıktan sonra. Evet bu yanlışlardan da dönülsün inşallah. Ne diyelim?